Merhaba. İktidar yazdan çıkar çıkmaz hiç şakasının olmadığını gösterdi. 1 Eylül'de hem Erdoğan hem de ortağı Bahçeli birazdan Sedat Peker'e parmak salladı. Erdoğan suç çetelerinin kirli oyunlarına izin vermeyeceğiz derken, Bahçeli, sosyal medyanın denetim altına alınması şarttır sözleriyle pası aldığını gösterdi. Aynı gün bir el, Sedat Peker'in doğrudan ya da dolaylı Twitter paylaşımlarını durdurdu. Eş zamanlı olarak Levent Göktaş yakalandı ve ertesi sabah resmen duyuruldu. Dikkatli bakılırsa Erdoğan ve Bahçeli'nin konuşmalarının tamamı Peker'in değiştirdiği gündemden rahatsızlık üzerineydi. Özellikle Bahçeli'nin çıkışı Alaaddin Çakıcı ile buluşmasının hemen ertesine denk gelmişti. Yine Çakıcı cephesi boş durmamış, medyaya Peker'e giden bel kasetler önce bize geldi ama ilgilenmedik kulisini yaymıştı. Bitmedi, kasetlerin kaynağı olarak emekli askerlerin kurduğu bir danışmanlık şirketi adres gösterildi. Sonuçta Peker ve Göktaş şimdilik susturuldu. Sedat Peker ne zaman Erdoğan'ın etinden birkaç parça koparsa ardından tecrit geliyor. Ve fakat yerinde duramayan bir tip olduğunu herkes gördü. Tecritin geçici olduğuna inanç tam. Cep telefonuna el kondu denmişti pek öyle olmadığı anlaşıldı. Levent Göktaş'ınsa yakayı ele vereceğini anlayınca 7 sayfalık bir mektup yazıp bunu medyadaki unsurlarına ulaştırması ve yayınlatması yabana atılmaması gerektiğini gösteriyor. İktidarın siyasal ve ekonomik açıdan sakin geçecek aylara ihtiyacı var. Dövizi nasıl dizginleyeceğini gösterdi. Hayat pahalılığını son 9-10 aydır nasıl idare ediyorsa önümüzdeki birkaç ayda da öyle götürecek. Sonrası tufan. Bunu görmek için ekonomist olmak gerekmiyor. Vatandaş günlük düşünüp karar verdiğinden seçimden sonra kasırga kopmuş kimene? Muhalefetin altılı masası maalesef temel konularda rota belirleyemiyor. Cumhurbaşkanlığının en güçlü adayı Kılıçdaroğlu KHK'ların tamamını görevlerine iade edeceğiz diyor. Devletin CHP'deki adamları genel başkanlarını düzeltiyor. Ayrıca entelektüellere dahi anlatamadıkları güçlendirilmiş parlamenter sistemi vatandaşa nasıl izah edecekler belli değil. Kürtlere, dış politikaya dair ne dedikleri ise belirsiz. Ankara Ege'de çatışmayı kaşıyor, muhalefetten bir Allah'ın kulunun fikri olmaz mı? Türkiye idaresine talip olanlar kısa orta vadede mevcut sistem üzerinden plan yapmalı. Parlamenter sisteme bir daha dönülür mü? Meçhul. Altılı masada erken dönemde baş gösteren şu çatlaklar genişlemeden umarım önlem alırlar. İktidarın şakası yok. Tüm devlet olanaklarını seferber etmiş, tam saha pres götürüyor yalan, çarpıtma, hile, dalavere, rüşvet, komplo, savaş, katliam, aklınıza ne gelirse veya gelmezse 2023 için hepsini aktive etmiş durumda. Bakın çabuk unutuluyor. AKP 2019'da İstanbul'da sandığı devirip seçimi yeniletme kararı alınca KHK'lılar oy kullanmasın diye yüksek seçim kuruluna başvurmuş bir partidir. Yapamayacakları şey yok. İbret alıp ders çıkarana.